Neyse, herkese merhabalar. Benim adım Ece. Ece Ray. Isaac Türkiye'de organizasyonel gelişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev alıyorum. 2016'nın sonunda Isaac'e katılmıştım. Ve o zamandan beridir de aktif olarak Isaac'te görev alıyorum. Yaklaşık bir yıl sonra da, katıldıktan bir yıl sonra da tecrübeye gitmeye karar verdim. Global Volunteer projesiyle ve Peru'ya gittim. Hem Isaac deneyimim içerisinde hem de gittiğim gönüllülük projesi içerisinde beni değiştiren çok fazla insan oldu. Orada tanıştığım Costa Rikalı bir kız vardı, Alexandra diye. Sürekli bununla alakalı makaleler verip duruyordu bana. Ben de o zaman işte üniversite 2. sınıf öğrencisiydim yanlış hatırlamıyorsam. Ve onunla beraber aslında çok fazla bu konularda bilgi sahibi olduğumu ve daha aktif bir biçimde aslında kadın hakları konusunda rol almam gerektiğini düşünmüştüm. Bir de benim gittiğim proje zaten Women Empowerment projesiydi. Yani orada bir kadın sığınma evinde çalışıyordum. Kadın sığınma evi dediğimde işte 16-21 yaş aralığındaki kadınların ailelerinden şiddet ya da ailesi tarafından istismara uğramış genç kadınlarla birlikte çalışıyordum. Ve onları güçlendirmekti aslında projemin ana mantığı. Ama aslında bu projenin içerisinde ben çok fazla onlar tarafından etkilenip onların düşünceleri etrafında şekillendim diyebilirim. Ama Isaac tecrübemin içerisinde de çok fazla insandan etkilendim. Bazen değişimin gerçekten sadece bizim içerimizde olan değişim olduğunu unutuyoruz günlük hayatımızın içerisinde ve bana bunu hatırlatan çok fazla insan olmuştu. Hem işte ben takım lideriyken yönetim kurulu üyesi olan insanlar tarafından hem de ben takım lideriyken üyelerim tarafından olan etkilenmelerim söz konusuydu diyebilirim. Tecrübemin içerisinde de beraber çalıştığım arkadaşlarımın dünyaya bakışlarını görebilmek ya da işte onların bana hayır sen bunu yapabilirsin, sende şöyle bir özellik var diyebilmesini sağlamak sanırım önemliydi. Çünkü ben oraya gittiğimde sadece İspanyolca konuşulan bir yer ve hiç İngilizce bilmiyorlar. Çok az biliyorlar. Ben de asla İspanyolca bilmiyorum. Bu nedenle kendimi bir süre geri çekmiştim ve hiçbir şekilde konuşmuyor, işte sunum yapmak istemiyor vesaireydim. Ama gün geldi. Onlar beni zorlayarak İngilizce sunum yapmamı kendileri tarafından da Türkçe İspanyolca'ya çevirmesini sağlamışlardı. O yüzden sanırım tecrübem boyunca çok fazla insan tarafından geliştirildim diyebilirim. Yani zaten dünyaya karşı böyle duyarlı olan bir insan olduğumu düşünüyordum bundan öncesinde de. Ama aslında bir liderliğin bir görevin tamamlanması demek değil, bir insanın yetiştirilmesi olarak benim için tanımı değişti ve bu andan itibaren de aslında görevlerin tamamlanması evet hala önemli ama en önemli şey senden sonra gelen lideri yetiştirebiliyor musun? Bu olmaya başladı ve bence bu bakış açısı çok fazla şey değiştiriyor insanın içerisinde. Bu nedenle insanları çok daha anlayan, onları çok daha dinlemeye yönelen ve onları direkt olarak yargılamaktansa gerçekten önce nelerden geçtiğini anlamaya çalışan biri oldum diyebilirim. Neden böyle düşünüyorum? Çünkü bir insanın olduğu yeri kabul etmemesi ya da işte potansiyelini gerçekten keşfetmeye aç olması gerektiğine inanıyorum. Ve etrafımdaki insanlara da bunu yapmaya çalışıyorum. Yani gerçekten o potansiyelin eğer onların %100'ünün olduğunu düşünüyorlarsa sadece orada durmaları gerekiyor bence. Ama eğer daha fazlasını yapabileceklerine inanıyorlarsa daha ileri gitmeleri gerekiyor. Bu nedenle ben en çok insanların kendi potansiyelini sorgulamasına yol açıyorum bence. Ve bunu yapabiliyorsam evet insanları güçlendiriyorum, güçlendiren biriyim diyebilirim. Ama ben de biri beni güçlendirdiği için oraya gelebilmiştim. Biri beni iteklediği için oraya gidebilmiştim. Ve oradayken de ana amacım onları iteklemekti. Ben giderken birkaç tanesi yanıma gelip bana umut oldun demişti. Bence o çok etkileyiciydi. Kendi hikayemle onları güçlendirebilmek ya da onlara ilham olabilmek benim için çok kıymetliydi ve bence birini güçlendirmek için illa ona işte kask ya da ne bileyim kas entegre etmemize gerek yok. Asıl verdiğimiz şeyin fikirler olduğunu düşünüyorum ve onlara bu fikri verebilmek beni gerçekten güzel hissettirmişti. Sanırım öyleyim diyebilirim. Empowering others kısmına gelebilmek ya da işte başkalarını güçlendiren biri olabilmek aslında diğer o liderlik özelliklerinden, diğer o liderlik yeteneklerinden geçiyor. Ve onları kazandıkça aslında birilerini daha da güçlendirebiliyorsun. Birilerini güçlendirebildikçe daha işte çözüm odaklı ya da daha kendini tanıyan bir insan olabiliyorsun. Ve bunların hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Ama benim söylediğim küçücük bir şey başkasının hayatında kocaman bir şey olabilir. Ben kelebek etkisine inanıyorum. Burada bir kelebeğin kanat çırpışının
bilmem nerede gerçekten büyük bir kasırgaya neden olabileceğine inanıyorum. Ve empowering others'ın da, başkalarını güçlendirmenin de aslında Isaac'teki bu değerin de bu demek olduğunu düşünüyorum. Sen sadece kendini tanıyarak ya da kendine iyilik yaparak dünyayı daha güzel bir yer haline getiremezsin. Ama bunu domino taşı gibi diğerlerini etkileyerek yapabilirsin. Buna inandığım için bence Isaac'in bu değeri koruduğunu, savunduğunu düşünüyorum diyebilirim. Teşekkürler!